Günlerdir ülkemizde yangınlar, doğal afetler, seller ve bunu yönetemeyen, bu krizlerin üstesinden gelemeyen, beceriksiz bir saray hükümetinin maalesef ülkemize yaşattıkları başka bir kirli gündemi çok da gün yüzüne çıkarmadı. Neydi bu kirli gündem? Uyuşturucu baronu Zindaşti. Sarayın Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ve Aliye Uzun üçgeni diye düşünür iken bunun matematiğin iflas ettiği, matematikteki tüm geometri şekillerini bile aşan çok kenarlı, çok girift, kirli ilişkiler ağı ortaya çıktı. Aliye Uzun, Zindaşti'nin danışmanı, Zindaşti'nin başka kirli ilişkilerini yöneten kadın. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Beşiktaş İlçe Kadın Kolları Başkanı. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı. Zindaşti'nin uyuşturucu baronu olduğunu hepimiz biliyoruz. İçişleri Bakanı'nın da dahil olduğu, geometrinin tüm şekillerini aşan bir kirli ilişkiler ağı dedik. Peki başka bir konu daha gündemde ve bu toplumun bilgisi dışında gelişiyor. Toplumdan gizleniyor. Nedir? 2018 yılında 24 Haziran seçimleri sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meclisteki yemin törenine resmi davetiye ile bu kirli ilişkiler ağının ortasındaki ve uyuşturucu baronu Zindaşti'nin işlerini, iş bitiriciliğini yapan Aliye Uzun resmi olarak davet edilmiş durumda. Biz hem meclis başkanlığına hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına bunu sorduk. Dedik ki Aliye Uzun, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin iş bitiricisi, aracısı ve işlerini yürüten Aliye Uzun'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi törene kim ve hangi sıfatla davet etti? Sorumuzun yanıtı bütün milletimizce paylaşılmalı ve bu kirli ilişkiler ağı bir an önce bu ülkemizde gerçekleri ortaya çıkararak çözülmelidir.